Sınavlara hazırlık sürecinde denemeden önce ve deneme esnasında yapılması gereken taktikler aslında bir top gibidir. Hangi yöne itersen o yöne gider. Bu şu demek oluyor. Her öğrencinin kendine özgü bir taktiği olabilir. Ve her öğrencinin kendine özgü geliştirmiş olduğu bu taktikler eğer işe yarıyorsa bunu uygulamakta da ısrarcı olsun. Ama bundan önce bazı bilimsel veriler var. İşte bu verilerden ve aynı zamanda tecrübeler ışığında elde ettiğimiz bilgileri sizler için de paylaşıyoruz. Bunları da kesinlikle uygulamanız gerekir diyoruz. Herkese merhabalar, herkese sevgiler. Bugünkü videomuz çok ama çok önemli. Çünkü Türkiye Genel Deneme Sınavlarının başladığı bu dönemde öğrencilerimiz deneme sınavlarından önce neler yapmalı? İşte bunları yapanlar kazandılar diyebileceğimiz öğrencilerin tecrübelerini sizlere aktardık. Bunlar 5 taktikten oluşmaktadır. Ne olur ama ne olur. Her Türkiye Genel Deneme Sınavından önce bu taktikleri uygulayarak bu deneme sınavlarına gidin. Ha, bu deneme sınavlarının esnasında neler yapılması gerektiğini de ayrı bir videoda anlatmıştık. Linkini de buraya, bu videonun açıklamalar kısmına da bırakacağım. Onu da izleyerek bu işi tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde denemeden önce ne yapılması gerektiğini ve deneme esnasında ne yapılması gerektiğini çok iyi bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Ha şunu da söyleyeyim. Hemen hemen tüm videoları, tüm web sitesi konularını araştırdık. Bu taktikler, öz taktikler yani lamı cimi olmadan işinize yarayabilecek en bomba taktikler bunlar. Deneme sınavlarından önce bu hep tartışılır. Denemeden bir gün önce ders çalışmalı mısın yoksa denemeden 3 gün önce hiçbir şekilde ders çalışmamalı mısın? Sadece sınava odaklaşıp rahat bir tatil mi yapmalısın? Bu hep tartışılır dedim ya, ama benim bir görüşüm var. Sınavda başarılı olan birçok öğrencinin söylediği şey şu: sınavdan bir gün önce ders çalışmadım ama ders çalıştıysam da mutlaka düşük bir tempoyla genel tekrar yaptım diyor. Benim de size önerim ve birinci taktiğim bu. Deneme sınavlarından önce bir gün ders çalışmayın. İlla ki çalışacağım diyorsan ve için rahat olacaksa çalış diyorum, genel tekrar yap diyorum, ama pek kendini kasma. Bunu istememizin temel nedeni zihninizin biraz daha berraklaşmasıdır ve aynı zamanda motivasyonunuzu kısa bir süre içerisinde sağlayıp bu sınava motive bir şekilde girmenizdir aslında. İstediğimiz bu şey bilimsel verilere de dayanmaktadır. Tamam, eyvallah, dediğin gibi olsun Fi Koç. Ben bir gün öncesinden sınava da çalışmadım. Peki sınavdan önce, denemeden önce başka ne yapmam gerekir? Size tavsiyem şu: denemeden önce mutlaka deneme sabahında hafif de olsa bir spor egzersizi gerçekleştirin. Bel egzersizi, boyun egzersizi, bacak ve nefes egzersizleri yapmanız gerçekten de size olumlu katkıda bulunacaktır. 10-15 dakika kadar bu spor yaptıktan sonra haliyle terleyeceksindir. Ne yapmak lazım sonra? Tabii ki duş alman gerekiyor. Ha, ne çok sıcak bir suyla ne de çok soğuk bir suyla. Duş aldıktan sonra böyle mister gibi de koktuktan sonra sizi ne bekler? Tabii ki enfes bir kahvaltı. Ama kahvaltıda çok yağlı yiyeceklerden ve deneme esnasında sizi susatabilecek çok şekerli yiyeceklerden kaçınmanızı tavsiye ederim. Özellikle bal, patates kızartması ya da sucuklu yumurta gibi. Midede doyduktan sonra yapmanız gereken bir şey daha var. Deneme sınavına gitmeden önce ya 10 tane paragraf sorusu ya da 10 tane problem sorusu çözmenizi istiyorum. Ha, bunları çözün. Çözdükten sonra da cevap anahtarlarına bakmayın. Neden mi? Çünkü her ihtimale karşı moralinizin bozulmasını istemiyorum. Ha hocam, ya benimki bozulmaz deyip de cevap anahtarlarına bakmayın lütfen. Ya bakma, ne olacak diyorum işte. Bu soruları çözdükten sonra yapman gereken son bir şey kaldı. Tabii ki yola çıkmak için kılık kıyafetlerini hazırlamak ve giyinmek. Katıldığım deneme sınavlarında bazı öğrencileri görürüm ve gerçekten de hayrete düşerim. Acaba bina sorumlusu, bina görevlisi bu mu derim. Kız erkek öyle bir şık olmuş ki mis gibi de kokmuş. Tabii şıklıklarına ve güzelliklerine diyeceğim hiçbir şey yok. Ama eminim ki deneme esnasında en çok rahatsızlık duyan ve aynı zamanda bunun en çok sıkıntısını yaşayan öğrenciler de ta kendileridir. O kıyafet kıyafetlerle kasılmamak elde mi? Bence değil. Bu yüzden deneme sınavına giderken ne olur daha rahat kıyafetler giy. Şimdiye kadar anlattıklarım deneme sınavından önce yapılması gerekenlerdi. Bir de deneme esnasında yapılması gereken ve aynı zamanda deneme taktiklerimiz bulunmaktadır. Bunun için bir video hazırlamıştım. Ne olur bu videodan sonra o videoyu da izleyin. Çünkü bu ikisi birbirini tamamlayan unsurlar. Hatta linkini buraya bırakıyorum. Dileyen öğrenciler bunu izleyebilir, ama dediğim gibi tavsiyem bunu kesinlikle izleyin. Şimdilik bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, sevgi ve selametle kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.